Hello everyone. Herkese merhabalar çocuklar. Evet, en son kaldığımız sayfadan devam ediyoruz. Page 77, sayfa 77'deyiz. Melike Nur oyuncakları duyduğuna göre boyadı. Şimdi birlikte siz de eğer boyadıysanız bir kontrol edelim. Ne dersiniz? Haydi başlayalım mı? Haydi bakalım başlayalım o zaman. Are you ready? Yes. Bu kadarcık mı sesiniz geliyor? Yes. Hadi bakalım hazır mısınız diye bir daha bir sorayım ben. Are you ready? Yeah. O zaman hadi bakalım dinleyelim ve kontrol edelim. Oyuncakları doğru mu boyamışız bakalım. Unit 5 Recording 6 Listen and match Then say the extra color. One. Have you got a kite? Yes, I have got a blue kite. Two. What color is your ball? My ball is yellow. Three. What color is your doll? My doll is pink. Four. Have you got a teddy bear? Yes, I have got a green teddy bear. Five. What color is your balloon? It's red. Six. What color is your train? It's black. Seven. What color is your robot? It's gray. Eight. Have you got a bike? Yes, I have got an orange bike. Nine. What color is this block? It's a purple block. <laughs> Evet sevgili kuzular bu aktiviteyle ilgili bu sayfa ile ilgili biraz ne etkinlikler yapalım isterseniz. Mesela burada bir teddy bear var değil mi? Hadi bana soralım ya da Mehmet Akif'e sorayım ya da Melike Nur'a sorayım. Have you got a teddy bear? Have you got a teddy bear? Sen teddy bear'a sahip misin diye sordum yes. arkadaşınıza. Yes. I have. Peki ne renk? Red. I have a red teddy bear. Ben kırmızı bir ayıcığa sahibi. Peki bu şekilde örneklerimizi çoğaltalım mı çocuklar? Hadi başka bir oyuncak soralım şimdi de. Mehmet Akif, have you got a ball? Balon. Çok güzel. Have you got a balloon? Yes. Yes, I have an orange balloon. Ben turuncu bir balona sahibim. Güzel. Hadi devam edelim. Oyuncaklarımızı değiştirelim. Peki bunu nasıl sor soracaktım? Bu balon muydu? Mm -mm. Neydi? What is ball. it? Ball. Peki have you got a balloon desem? Doğru mu sordum? No. Have you got a ball? Have you got a ball? Sen topa sahip misin? Yes. Yes, I have. Rengiyle söyleyelim. Nasıl yes, cümle? I have. Evet. Çok güzel. Yes, I have got a pink ball. Ben pembe bir topa sahibim. Devam edelim. Medikenur, have you got a doll? Is that... Yes, I have a pink doll. Ben pembe bir bebeğe sahibim diyoruz değil mi çocuklar? Devam edelim. Evet, bu seferki sorumuzu hadi sizler bana sorun. Sen bir balona sahip misin diye sorun. Nasıl sorarız? Evet. How how you got a balloon? Çok güzel. Have you got a balloon? Sen bir balona sahip misin? Ben cevap vereyim o zaman. Yes, I have a green balloon. Ben yeşil bir balona sahibim. Evet sevgili kuzular sizler bu şekilde örneklerinizi çoğaltabilirsiniz. Şimdi hadi bakalım yan sayfaya uçuş yapalım mı? Sayfa 78'de görüşelim. Evet sevgili kuzular diğer sayfaya uçtuk. Page 78 yani 78'deyiz. Bakalım bu bölümde ne yapacakmışız çocuklar? Listen and circle the correct answers diyor çocuklar. Dinle ve doğru olan cevabı circle yap. Yani circle yapmak ne demekti? Yuvarlak içine almak demekti değil mi çocuklar? Birinci kitap bizim için yapmış. Hadi dinleyelim beraber durdura durdura yapmaya çalışalım. Bu arada Open Your Books yapıldı mı? Yapıldı. Open Your Books neydi? Kitaplarımız. Kitaplar açalım. açıldı. mı çocuklar? Hadi bakalım kitaplarımızı açarsak daha faydalı olur bizim için. Unit 5 Recording 7 Listen and circle the correct answers. One. I have got a kite. It's a red kite. Ne dedi çocuklar kız? I have got a kite. Ben bir uçurtmaya sahibim. It is red mi dedi? Mm -hmm. Ne dedi? The kite is red. Uçurtmam kırmızı dedi. Hadi devam edelim. Two. I have got a green and yellow ball. Evet çocuklar ne renkmiş topu? Duydunuz mu? Söyleyin bakalım bana. Yeah. Ne yeah. renkmiş? Bir düşünün bakalım. Yellow. Yellow and green. Green. green and yellow dedi. Hangisi green and yellow? Tabii ki de ortadaki değil mi? Hemen ne yapalım? Onu circle yapalım mı çocuklar? Green and yellow. Yani yeşil ve sarıymış. Hadi devam ediyoruz dinlemeye. Three. I have got two dolls. Evet çocuklar I have got two dolls dedi değil mi? Neyi varmış? İki tane dolls. Neydi çocuklar dolls? Oyuncak, bebek. Oyuncak bebekler. Hadi bakalım onları da yuvarlak içine alalım birlikte. Four. Four, dört. I have got a blue teddy bear. Ne dedi çocuklar? I have got. Neye sahibim dedi? I have got a blue Teddy bear. Çok güzel. Ben mavi bir neye sahibim dedi? Ayıcı. Ayıca sahibim. I have got a blue teddy bear. Peki bana bu resimlere bakarak kim bana ben iki tane balona sahibim diyebilir? I have got blue evet. two balloons. Harikasın. I have got Two balloons. İki tane balona sahibim. They are green and yellow. Onlar yeşil ve sarı. Peki bana kim? Ben pembe bir topa sahibim diyebilir. Ben pembe bir topa sahibim. Hmm. Hmm. Evet. I? I, have got evet. A pink ball. Çok güzel. I have got a pink ball. Tabii bu hem pink hem de purple galiba. Peki bana kim iki tane teddy bear'a sahibim diyebilir? I have got. Evet. Two teddy bears. Çok güzel. I have got two teddy bears. Evet, iki tane teddy bear'ım var. Haydi bakalım bu sayfayla ilgili bu şekilde alıştırmalar yaptıysak diğer sayfaya uçalım mı? Hadi bakalım turn the page. Sayfa 79'da görüşelim çocuklar. Evet sevgili kuzular 79. sayfayı açtık. Page 79, 79'dayız. Dördüncü bölüme birlikte bakalım. Play the game diyor. Burada güzel bir oyunumuz var. Biliyorsunuz zaten resimlerden de anladığınız üzere kulaktan kulağa oyunu. Bakın bakalım. I have got two pink dolls and 15 blue blocks. Ne yapıyoruz? Arkadaşımızın kulağına veya kardeşimizin bu cümlelere benzer cümleler kuruyoruz. İşte ne demiş? Benim iki tane pembe bebeğim var. 15 tane de bloğum var demiş. Bu şekilde kulaktan kulağa söyleyip en son bakalım duyan kişinin söylediğini değişikliğiyle beraber duyuyoruz. Gülüyoruz. Bazen çok büyük değişiklikler olabiliyor sınıf ortamında. Şimdi birlikte bu oyunu oynayamayacağımıza göre oynayabilir miyiz acaba? Hı, Pek sanmıyorum. Ha, oynayabilir miyiz? Şuradaki bölüme bir bakalım. Bring your favorite toys to the classroom and introduce them demiş çocuklar. Diyor ki burada Sevdiğiniz oyuncakları sınıfa getirin ve onları tanıtın demiş. Bizler de buradan sizlere sevdiğimiz oyuncakları tanıtmaya çalışalım şimdi. Öncelikle örneğimizi okuyalım çocuklar. I have got six toys. Benim diyor altı tane oyuncağım var. Altı tane oyuncağa sahibim. This is Artie, my favorite robot. Ve robotu varmış Artie'miş adı. Artie is black and white. Artie siyah ve beyaz. This is diye bu şekilde oyuncaklarımızı tanıtabiliriz. Mesela benim hemen yakınımda olan bir oyuncağım. Ne diyebilirim? I have got a teddy bear. Ben bir teddy bear'a sahibim. This is... Red, o kırmızı. Sizler de bu şekilde örneklerinizi artırarak oyuncaklarınızı tanıtabilirsiniz çocuklar. Evet, Mehmet Akif de size en sevdiği oyuncaklardan birini tanıtmak istiyor şimdi. Başla bakalım Mehmet Akif. Uh, I have got Steve. Uh, my, my toys. Evet. Uh, Steve is, your toy. is okay. your toy. Your toy, my toy diyorsun, my evet. Toy. Evet. It, it, this is Hı -hı. green and blue. Çok güzel. Evet, arkadaşınız dedi ki, this is my toy. Bu benim oyuncağım demeye çalıştı. Ondan sonra, this is Steve miydi adı? Hı -hı. Evet, bu Steve. Steve dedi. It is green and blue. O yeşil ve mavi diye bize tanıtmaya çalıştı. Hadi bakalım, bir örnek daha çoğaltalım mı? Evet, bir oyuncağını daha tanıtmak istiyor bize Mehmet Akif. Hadi bakalım. I have got a toy. This is Creeper. It is green. <laughs> Çok güzel. Evet, arkadaşınız dedi ki I have got a toy. Ben bir oyuncağa sahibim. This is neydi adı? Creeper. This is Creeper and it is green dedi ve o yeşil dedi. Bu şekilde çocuklar hop o da uçtu gitti. Bu şekilde tanıtabiliriz oyuncaklarımızı. Bunu da Melike Nur tanıtsın bize. I have got a doll. Doll. Pink. It is pink. Çok güzel. Haydi bakalım. O zaman diğer ders videomuzda görüşmek üzere. Hepinize ne diyorum? Goodbye. Goodbye çocuklar.